İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Biz İhsana kavuştuk. Ahmet Mekki Efendi bir büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Bir günde buyurdu ki, hiç gururlanmayınız. Kimseyi küçük görüp yukarıdan bakmayınız. Demeyin, şu günahkar veyahut şu kafirdir Onlara kızmak değil, acımak lazım gelir. Hatta dua etmeli bu gibi kimselere ki onlar da kavuşsun ebedi nimetlere. Deyin ki: Ya ilahi, ver onlara hidayet. Çünkü ateşte yanmak çetin ve zordur gayet. O serverde peygamber olduğu ilk zamanda Yoktu bir tek Müslüman o gün Arabistan'da. Müşrikler inanmayıp Allah'ın Resulüne hakaret ederlerdi, üstelik kendisine. Lakin o kâfirlere yine de kızmıyordu. Onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha müşrikler eza edip perişan etti bizi bir beddua edin de kahrolsun her birisi o buyurur idi ki onlara her bir defa bilmiyorlar bilseler yapmazlar böyle cefa ve ben gönderilmedim beddua etmek için vazifem anlatmaktır durup dinlenmeksizin çok şükür biz kavuştuk Rabbimizin fadlına. Vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman ehli sünnet yarattı bizi Allah. Doğru yolu gösterdi bize elhamdülillah. Hak hala bir kula eder ise muhabbet, razı olduğu yolu buldurur ona elbet. Bulamayanlar da var. Kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir bilmiyorlar ki zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Lokman Hakim oğluna durup dinlenmeyerek 750 sene İslam'ı anlattı hep. Zira kötülüklerle küfür çabuk yayılır. Çünkü nefis ve şeytan bu işe yardımcıdır. Bu yayılan küfre dur demek zordur gayet. Bunu başarmak için lazımdır hayli gayret. Düşünün ki bir nehir akıyor, güldür güldür. Sen bir saman çöpüsün. Elbet alır götürür. Bu sele kapılmamak çetin iştir bir hayli. İşte Müslümanların böyledir bugün hali. Bir kaya kovuğuna, bir ağaç oyuğuna girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. Kim ki o alimlerin kitaplarını okur, küfür felaketinden işte böyle kurtulur. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz. Ehem İslam halimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki cahillerin evliyayı inkar etmesi, büyüklere dil uzatması, onları anlamaktan uzak olmalarından ve kalplerinin hikmeti almamasındandır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Hocam Allah Teala sizlerden razı olsun. Sizlere sağlıkla, hayırlı, uzun ömür versin. İnşallah tamam. bizler de istifade edebilirim sizlerden. Ben ilk önce çocuklarım ve kendimiz için dua istiyorum hocam. Rabbim size de evladı yanınızda de nesline gelecekler de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah. Teala. Amin hocam. inşallah Hocam Rabbim hidayet nasip etti. Sizler vesile oldunuz. Sizleri dinlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Dinimizi daha yeni öğreniyorum. Elhamdülillah çalışıyorum hocam. Hocam benim aklıma takılan bir soru var. Siz de ara ara naklediyorsunuz. İnsan demek aciz, eksik, günahkar, mahluk demek diye naklediyorsunuz. Benim aklıma takılan bir soru var hocam. Rabbimin aslına bilmiyorum, cahilim ve öğrenmeye çalışıyorum. E, hocam e, şimdi e, şeytan ya da nekis olsaydı sadece onlardan ikisinden birisi olsaydı sadece bizler e, onunla mücadele edebilir miydik ki Rabbimiz ikisini birden yaratmıştır. İlk sorum bu. Diğer sorum hocam, Rabbimiz günahlarımızı aklımıza getirmemiz ve tövbe etmemiz Rabbimizin bize bir ihsanı mıdır? Onu merak ediyorum hocam. Sağ olun. allah Teala razı olsun hocam. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür Mahkemi. ederiz. allah Teala razı olsun. Elhamdülillah iyiyiz efendim. Sizler de iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler de çok iyiyiz. Mübarek üç aylarınız da hayırlara vesile olsun. Amin allah. inşallah allah Teala efendim. E, hocam ben bir komşumun sorularını sormak istiyorum size öncelikle. E, bu komşum çok sıkıntısı var. Evlatlarından ve eşinden. Evlatları buna çok hakaret ediyor. Ee, evladı özellikle de şeye gidiyor, sohbetlere gidiyor. Çarşafı gelin de çarşaflı. Torunlarını göstermiyorlar, çok üzülüyorlar. Eşi de ona karşı çok geliyor. Ee, bir de eşi şişe topluyor, içki şişesi satıp eve ekmek getiriyor. Acaba diyor bize caiz olur mu bunu yememiz diyor. Duydunuz mu hocam? Duydum efendim kaydettik. He. Peki. E, hocam bir de biz e, bir de biz e, sizin yeni kitaplarınızı arkadaşlarla okumaya başladık. Yeni başladık bunlara da. Arkadaşlar da namaz kılmaya başladılar sizin dediğiniz gibi. E, anlatırsanız bu kaza namazları ile ilgili onlar da duymak istiyorlar. Bunları çok memnun olurum hocam. Efendim. E, evlatlarıma da dua istiyorum Rabbim hocam. Rabbim salih salihah salih ileçin iki can saadeti versin inşallah Teala bir Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Ee, e, ben tuhafiye dükkanı çalıştırıyorum. İki kardeşiz. İkimiz de hesap miktarına yetişir. Yani bu her sene zekatı Ramazan ayını baz alarak veriyoruz. Yani eksik mi verdiğimi düşünüyoruz fazla mı? Yani dönüyor ya Ramazan. Onu anlamak istedim ben. Onu sormak istedim. Peki Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Orada zihne takılan ne? E, tam anlayamadım ama sadece nefis ve şeytan yaratılmış olsaydı bunlarla mücadele zor mu olurdu? Sadece onlar yaratılmış olsaydı. Zaten kötülük tepesi olarak nefis yaratılmıştır. E, şeytan tamam ateşten yaratılan ve Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen onun evlatları var. Kalbe vesvese veriyor ama e, şeytandan daha tehlikeliler var. Şu anda insanlar eee İnsan suresinde bir sürü şeytan var. Şöyle mi acaba sordu dinleyicimiz? Ee, Allahu Teala işte kulları ben size şeytan veya nefsten birini verseydim siz onunla baş edebilirdiniz. Ceza size alın. İkincisi. Ha, o niyetle de sormuş olabilir mi? Yani tek olarak. Baş ve... edemeyelim diye mi acaba iki tane? Ee, şeyde kitaplarda anlatılırken e, iblis başlangıçta mümin gözüküyordu. 200 yüz bin senelik de ibadeti vardı. İnsanlardan da var öyle. Başlangıçta müsle, sonra aynı şekilde mezheps oluyor, zındık oluyor, din düşmanı oluyor, kafir oluyor. Ee, böyleleri çok. Hani fık, tefsir kitaplarında geçen o münafık, ee, kafir man an anlamında kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Orada kafirler, baktılar ki Müslümanlar güçlü ve kuvvetli, kendilerini korumak için Müslüman gözüktüler. Aslında kafirdiler. Ee, hatta kitaplarda insan ve cin şeytanları diye geçer bazen. Herifine talim edin, insan ve cin şeytanları diye geçer. Yani şeytan o cin tayfasından olan sadece o iblisten ibaret değil. İblisten ibaret değil. Efendim tekiyle mücadele etmek mümkün mü? Tekiyle mücadele etmek mümkün mü? Sadece şeytan olsaydı... Nefsi yaratılmasaydı zaten mücadeleye gerek yoktu ki. Melekler de yok. Şeytan zaten içerideki düşman sebebiyle saldırıyor. Şeytan aldatması zaten zayıf. Bizim tek bir düşmanımız var o da nefsimiz. Esas olan o. E çünkü yaratan yaratırken onu güçlü yaratmış. E, sebep ve hikmeti bilemeyiz. Ancak İslam halimlerin kitaplarında yazdıklarını okuyup naklediyoruz mesela kitaplardan anlatılırken buyuruyor ki Allah Teala cennette cehennemde yaratmış. Cennette insan aklı hayaline gelmeyecek nimetler ihsan ediliyor. Mesela bir kitapta rastladığım o ifade aklından insan dehşete düşürüyor. Cennete giren kadın erkek herkese 80 bin hizmetçi verilecek. 80 bin. Ee, ve bunlar ya ben sana fazla maaş vereyim bana gel falan falan yok öyle. Hepsi ona kodlu. Hepsi Mustafa Toköz'e bakıyor. Ağzından çıkacağı bakıyor. Ve bir de buyuruyor ki her biri ayrı hizmet edecek. İnsan hayal bile edemiyor. Ya çok paran olmuş olsa kaç tane hizmet tutabilirsin? Diyelim ki bin tane. Bir ay maaş vermesen gidin adam kendi yiyip içiyor bize vermiyor der. Yoldur tabi <laughs> Tabii. ne <tükrükle fuvallar> yani. <laughs> Dolayısıyla ve öldürüyorlar da hakikaten öyle. Hizmetçi aynı şekilde öldürüyorlar. Dolayısıyla e, insan a, Hayal bile edemiyor. Her istediğin şey ayağına gelecek. Ölüm yok. Yaşlılık yok. Hastalık yok. Böyle bir nimet. Ama böyle bir nimetin de bedeli ağır oluyor. allah Teala buyuruyor ki... ...ben burasını yarattım. Ama... E, ...ben size dünyada düşman da yarattım. Bu düşmanlarla alt edin. Bu düşmanları alt edin. E, bu mücadeleyi kazanana... ...bu nimeti vereceğim buyuruyor. Vadi var. Ama... E, gönderdiğim peygamberlere ve sizde yaratmış olduğum akla kulak vermez. Düşmanlarımın peşinden giderseniz onlar da sizi cehenneme götürecek. Cehennem de böyle korkunç bir yer. Akla hayali gelmedik her türlü eza, cefa, eziyetin bulunduğu bir yer. Tercih size ait buyuruyor Cenab-ı Hak. Tercih size ait. Peki efendim işte nefsimize karşı zayıf düşüyoruz. Şimdi kitaplarda anlatılırken en büyük bela kime gelir diye yazmışlar en büyük derdi bela peygamberlere. Sonra onlara benzeyenlere gelir. Niye? Çünkü e, ki kitaplarda peygamberlerin günahı mı vardı? Hayır. E, i̇nsan genellikle e, bir numune görmek ister. Ya sabredeceğim de nasıl sabredeceğim? E, onun için allah Teala peygamberlerine çok sıkıntı, dert bela vermiş. Eee... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne Mescid-i Nebi'nin dışında da sohbet ederdi buyuruyor. Bir gün yine Mescid-i dışında böyle sohbet derken Eshab-ı da varlar. Birisi gelmiş. Ee, bir soru sormuş. Ya demiş ya öyle değil falan. Şöyledir, böyledir falan. Defalarca soruyor. Her seferinde de Eshab-ı Kiram diş başlamış. Resulullah Efendimiz gözünün içine bakıyor. Bir işaret etseler herifi kıyma, kıyma yapacaktır yapacaklar. Kuşbaşı yapacaklar. Ama Resulullah Efendimiz sanki ilk defa soruyormuş gibi tekrar baştan alıyor bir daha bir daha bir daha bir daha ee, en sonunda adam demiş ki pes demiş ya gerçekten sen peygambermişin ben dayanamazdım ne bir şey buna ben yapıyorum seni tahrik ediyorum ama bu yaptığımı ben kendim dayanamıyorum demiş <laughs> kendim dayanamıyorum gerçekten sen peygambersin. İman nimetiyle şerefleniyor ve yine başka bir hali yine Mescid-i Nebi'nin dışında birisi geliyor. Ee, diyor ki benim diyor aynı şekilde muhtaçım, ihtiyacım falan. Orada işte Resulullah Efendimiz ve Eshab-ı Kerim yanında olanlar veriyor. Bu kadar mı diyor ya? Biz bir sürü yer geldik hani diyor sen falan. Eshab-ı Kerim başlıyor falan. Onlara buyuruyor ki siz oturun. Gel benimle buyuruyor. Kendi evine gidiyor. Evde ne varsa o gün. Onların hepsini veriyor. Memnun oldun mu şimdi diyor. Oldum diyor. Gel diyor Eshab'ın yanında da söyle. Diyor ki bu adam beni memnun etti diyor. <laughs> Yani bana verdiklerinde ben memnun oldum. Ondan sonra adam çekip gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben size bıraksaydım buna karşı cevap verecektiniz. Bu da cehenneme gidecekti buyuruyor. O sert karşılığın şeyinde onun da tavrı olacaktı. Cehenneme gidecekti. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haller görüldü. Yani insanlar sıkıntı verdiği halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yumuşaklıkla muamele etti. Diğerleri? Diğerleri de öyle. İsa Aleyhisselam'a Yahudiler hakaret ediyor. O yumuşak ve tatlı söylüyor. Diyorlar ki niçin böyle söylüyorsunuz? Herkes yanında olandan verir. Nuh Aleyhisselam taşlanıyor. Yine ertesi gün aynı şeyleri söylüyor. Eyüp Aleyhisselam yedi sene... Hastalık çekti, bir defa şikayet etmedi. Yusuf Aleyhisselam 12 sene hapishanede kaldı. Yakup Aleyhisselam 35-36 sene evladını göremedi. Sabır dedi. E şimdi bunlar çok mu günah işledi? Hayır. E peki niçin böyle bu? Niçin böyle bu? E yani burası imtihan yeri. E burada derdi da olacak, sıkıntılar da olacak sıkıntılar da olacak. Nasıl aynı şekilde sabretmen gerekiyor. Efendim işte dert bela hastalık geldiyse mi ağlamayacak mıyız? Yani ah of demeyecek miyiz? O men edilmemiş ki. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oğul Hazreti İbrahim vefat edince ağlıyor. Ağlayınca ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmediniz mi? Hayır buyuruyor ben ağlamaktan değil isyan etmekten men ettim. Yoksa göz yaşarır kalp hüzünlenir buyuruyorlar. E, bu insanlık sıfatları. Dolayısıyla nefs ve şeytan insanın dünyadaki kullanacağı Yeme, içme, giyinme, ondan sonra ne bileyim söylem itibariyle insanlarla aynı şekilde karşılaştığı zaman e, Cenab-ı Hak nefsi de öyle bir varlık olarak yaratmış. E, bütün aynı onun gıdası da haramlardan, inkardır, günahlardır. E, dolayısıyla insan bir şey yiyecek. E, işte allah Teala neyi yasak etti? Domuz etini. Ya domuz eti çok faydalı, sen ondan alsana, bir tatsana, bir tatsana falan. Tarih ediyor. Niye? gıdasını almak için domuz beğendiğinden değil. allah Teala koyunu yasak etseydi koyun etini teşvik edecekti. Mesela bir sürü meşrubat yaratmış helal ve mubah olarak. Ama diyor ki yok diyor illa kışın ısınmak için diyor alkollü bir içki iç. Halbuki ısınacak bir sürü şey yaratmış Cenab-ı Hak. Peki serin... E, sıcakta da senin bir şey içmek, içmek ister. Yine aynı şekilde yok serin bir bira, serin bir aynı şekilde vodka neyse onu teşvik eder. Ha orada Allah Teala sana akıl vermiş. Bir de peygamber göndermiş o akla rehber olarak bunlar yasak edilmiş. Senin orada direnmen lazım. Hadise bunlar ibaret. Bu imtihanı geçip ebedi olan, saadet yurdu olan cenneti kazanman için. Yani ister şeytan olsun, yani bir sürü olsun düşman. Yani gerek yok efendim iki tanesi olmasaydı. Ya yani iki tanesi olmasaydı öbür tarafta e, nefsine tabi olan bir sürü insan var. İnsan ve cin şeytanları tabiri kullanılmış. Bir sürü şeytan var. Şeytanı da geride kalmış. Allah rahmet eylesin, Enver abiler anlatırdı. Bir gün e, evliyadan bizzat camiye gidiyor. Tabii onlar bizim görmediğimiz şeyler, görünüyor onlara. allah Teala göz perdelerini kaldırmış. İçeri giriyor, bakıyor ki iblis sırtını bir e, camideki diriye yaslanmış. Birisi de kürsüde, din adamı da kürsüde, e, bir insan, vaiz diyelim, o da orada anlatıyor falan. Hayret etmiş e, o evliya. Demiş hayırdır, niye boş oturuyor? Şşş, demiş. Demiş kürsüdekini dinliyorum. O demiş benden ala yapıyor bu işi. Ben de bilmediklerimi öğreniyorum ondan demiş. Yani insan şeytanları e, öbürlerinde geçiyor. Öbürlerinde geçiyor. Dolayısıyla onlarla baş edebilmek e, ve allah Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip o barikatı kurabilmek. Zaten o da nereden geçiyor? Kitabı çok okumakla. İlmihar kitaplarını okudukça okudukça ha bu haramdır, bu mekruhtur, e, bu günahtır. O hatırına gelir. O zaman frenlersin. Kusura bakmayın şerim dersin. Ne oldu? Kazandın. Hadise bundan ibaret bu kadar. Yani basit mi? Evet hem basit hem de çok zor. Nefsine tabi olursa zor. Ama nefsini zayıflatırsa yani nefsin gıda haramlar olduğu için haramları azalttıkça 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 zayıflar kalbe de aynı şekilde müdahalesini durdurmuş oluruz efendim. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimiz'in sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri bilmemenin İslamiyeti anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyrulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e İslamiyete saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesini örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve iştihat yapmak, İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da, bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyete hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünerek İslamiyete hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, iki yüzlülük yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar. Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyeti değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren Bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyeliminin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. İlk dinleyicimizin ikinci bir suali vardı. Günahlarımızı hatırlamamız bir ihsan mıdır? Tabii ki ihsandır. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır. Peki günahlar nasıl hatırlanır? En er alimlerin hayatları ve kitapları okundukça, ee, onlar hatırlandıkça çünkü ee, bu büyükler görülünce, kendileri hayattaysa, mübarek cisimleri ve hayatta değil de ahirete intikal etmesi kitaplar veya sözler okunduğu zaman da Allah-u Teala hatırlanır. E, allah Teala hatırlayınca da Allah-u karşı mahcubiyet söz konusu olur. Yani ya ben Rabbime karşı günah işledim. i̇hsan ilahi. <laughs> Cenab-ı Hak mahrum etmesin inşallah Teala. Büyük bir nimet. Bütün buna rağmen ısrar edilirse sonu kapı kapanır. Günahlarına hafif verir. Ne işledim ki, ne yaptım ki? Bizim günahımız bu kadar olsa ne olacak ki falan filan gibi böyle. Hatta bazıları diyor ki benim işlediğim günahlarına allah Teala ne zarar var? Ya yaptığın ibadetin de faydası yok zaten allah Teala'ya da. Ee, hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala Ali azizleri bir gün böyle işte Kuleli Asker Lisesi'nde, Işıklar Lisesi'nde falan ve Fahri falan derslerine getiririz. zaman anlatırlarmışmış çocuklar sormuşlar o zaman öğrenciler sormuşlar falan da yani Allah Teala hani günah işleyen böyle isyan eden tanrık sevdi aslında bunlara niye kadab etmiyor? Hani onlar niye helak etmiyor? Bir misal vermişler, kardeşim buymuşlar. Siz bir yerdesiniz, baktınız, yürüyorsunuz. Bir karınca sizin önünüze çıktı. Bana bak, seni tepe ederim. Seni böyle yaparım. Seni şöyle yaparım. Seni ben tanımıyorum. <laughs> ben buralarda aynı şekilde bağımsızlığımı ilan ettim. Çekerim kılıcımı, tüfeğimi. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım. İnsan ne der? Tabii çocuklar başlamışlar gülmeye. <laughs> ya bak gülüyorsunuz bu <gülüyor> Kale bile almaz. Kale bile almaz. Ayağını bastığı yerde bir sürü karınca kayar Bir tanesinin tanesini aynı anda. Aynı, anda. anda. E, dolayısıyla dönüp bakmaz bile. İnsan buyurmuşlar yani bu yedi kat göklerin içerisinde zerre değil. Yani zurnanın sorunu değil. deliği bile değil. Deliği bile değil. Nereye gidecek? İsyan nereye gidecek? Allah'tan yarattı bu yeryüzünden başka bir tarafa gidecek mi? Çünkü atmosfer burada yaratılmış, başka bir yerde yok. Senelerdir uğraşıyorlar, efendim şöyle atmosfer var, 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 Buzlar da bu görsün, yok da, daha önce varmış da falan filan. E gidin yerleşin, ya gidemiyorlar. Yok, Cenab-ı Hak burasını yaratmış. Dolayısıyla ee, günahlarımızı hatırlamak Rabbimizin bir ihsanı. Günahımızın zararı yok Tabii yok Sen kimsin ki ya? Ne yapacaksın? Ben yani? hatırlamak <laughs> ya, biraz da yapmamak demek. Yani artık. Fren, Fren çekme tabii. Eğer işte e, dikkat etmez, bu ikazları aldırış etmezse, sonra kapanır o kapı. Şimdi bazen karşılaşıyoruz ya işte ne bileyim işte yaşını başını almış bazı insanlar. E işte i̇şte amcanız sizlerden hepinizden daha günahkar, abiniz çok günahkar bir insan. Bakıyorum amcamız, abimiz hala günah işlemeye devam ediyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> böyle azıcık bir geri vitese takan yok yani. Yok. O da değil yani bu yok. günahlarını hatırlamak. O da diye. O da diye. Ya bugün gazetelerde vardı, televizyon haberlerinde vardı. Adam iki üvey oğlunu, karısını ...onu katlediyor, bunu da soğuk kanıtla anlatıyor... ve kızına tecavüz ediyor, Bunlar bir sürü şeyler falan filan. Ee, bu ne? Canavar yani. Efendim nasıl olur bu? E, dinden imandan uzaklaştırırsan, dini bozarsan... ...el üstüne talimlerinden uzaklaştırırsan... ...ondan hayatlarından uzaklaştırırsan... ...ömründe duymadı. Ne olur bu? Canavar olur. Kendi yetiştirdiğin. Kendi yetiştirdiğin. Mevcut aynı şekilde eğitim sisteminin, ister dini eğitimde olsun, ister diğerlerde olsun yetiştirdiği insan. Ya bunlar üniversiteyi bitirmişler. Ama neticede itibariyle geldiği nokta bu. Efendim nasıl olur? Ne olur işte? Eğer kalpte o nefsi kontrol edecek bir güç, yani iman yoksa insan hepsini yapar. İnsan hepsini yapar şeyde o senaryo hazırlarken gerçek hayatında var mıdır? Vardır Ertuğrul Gazi'nin o diriliş bir bir şey de bir şeydeki, değil mi? Tekfur. Ya diyor, diyor ki nasıl yapıyorsun diye ya. Hani ben sana diyor yapmadım, bırakmadım. Oğlunu kaçırdım, bütün arkadaşlarımı aynı şekilde şehit ettim, öldürdüm falan. Bir sürü kötülükler yaptım diyor. Ama sen şimdi diyor beni öldürecekleri zaman ee, şey ee, beni ölümden kurtardın. Bunu niçin yapıyorsun? Ya o da diyor ki ya ben nefsime kalsa ben seni kuşbaşı yaparım. Paramparça ederim ben seni. E peki diyor ne mani oluyor? O önemli bak. Ne mani oluyor? İmanım diyor, dinim mani oluyor. Daha önce tamam zalimdin ama şu anda sen mazlumsun. Biz zalime karşı mazlumun yanındayız diyor. Zalime karşıyız ama mazlumun yanındayız. Daha, daha önce sen benim düşmanım olabilirsin ama şu anda mazlum konumundasın. Dolayısıyla senin safında, senin yanında dururum. Biz adaletten ayrılmayız. O adalet de allah Teala'nın bildirdiği dindir. Onun bildirdiğidir. E dolayısıyla kalpte bu iman yoksa, bu adalet yoksa ne yapar? Hayvandan beter olur buyuruyor. Belhüm edal buyuruyor. Hayvandan beter olur. Efendim gelelim e, diğer dinleyicimizin e, sualine dedi. Komşumun dedi işte e, beyinde ve çocuklarında sıkıntılar var dedi. E, hani dedi sohbetlere falan da gidiyor. Valla gidiyor da ...demin güzel bir şey söyledin. İşte yavrum bak amcanız abiniz işte ...hepinizden günahkar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da aynı şekilde yavrum bak amcanın sohbetlere de gidiyor. Bak günahı çok. Siz amcanıza dua edin. E bir adam niye aynı şekilde terk etmiyorsun günahını da? Niye zulmedi devam bir ediyorsun? Göster yani bir şey bir, göster. Tabii yani. bir, bir, bir harekete geç. Bir harekete geç. Yani şöyle mi demek istiyor. Ben günahkarım. Bakın bundan sonra neler, nasıl nasıl günahlar işleyeceğim siz görürsünüz der gibi bir şey oluyor. Haberiniz olsun. Haberiniz <laughs> olsun der gibi bir şey oluyor bu. Yani insan onu söylerken onu söylerken hani bir hal ve hareketlerinde de hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir bayramda böyle talebeleriyle bayram başlarken kardeşim buyuruyorlar bize dua edin. Yani kitaplar yazıyor buyuruyorlar. insan yaşlandıkça ben hepinizden yaşlıyım. E, ...işlediği göz, kulak, dil neyse... ...günahı da fazla olur. Siz e, gençsiniz... ...bize göre yarı yaşımızdasınız. Veya üçte bir yaşımızdasınız. Dolayısıyla bizim günahımız çok, bize dua edin. Ama insan o zaman böyle eziliyor... ...büzülüyor falan. Hakikaten bir tuhaf oluyor. Gayri ihtiyarı kendisi estağfurullah... ...demeye başlıyor tamam mı? Kendi günahını hatırlıyor bu sefer. Tamam. E, kendi günahını hatırlıyor. Ama... Demişseniz böyle ben de rastlıyorum da. Ya ne kendi günahımı hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne de onun on sözü, o fıkra, sözü... Fıkra dinlemiş gibi oluyor. Fıkra dinlemiş gibi oluyorsun. Hatta günah bile sokuyor yani. Günah bile sokuyor. Efendim, ee, içki şişesi de toplayıp dedi, satıyormuş falan dedi. Hocam içki değil, şişesini toplayıp satmanın mahsuru yok. Çünkü iş kişisi yıkanıp temizlendikten sonra onun içerisine sirkeler başka şeyler konabilir. Onu mahsur olmaz. Kaza namazını dedi bir daha anlatabilir misiniz dedi. Böyle dedi arkadaşlar dedi e, var. efem e, allah Teala miraç gecesinde e, bu hafta cumayı cumartesiye bağlayan gece. Miraç kandili. Miraç gecesinde allah Teala peygamber efendisi ve onun ümmetine e, beş vakitte 17 rekat namaz emretmiştir. Özür dilerim hocam. Manisa'dan yayın yapacağız. Onu da dinleyicilerimize şirketten söyleyelim. TGRT mevlit yayını Manisa'dan yapacak. Evet. Efendim ee, bu 17 rekat namazın iki rekatı sabah, dört rekatı öğle altı, dört rekatı ikindi on, üç rekatı akşam on üç. Dört rekat da yatsı vaktinde emredilmiştir. On yedi rekat. Efendim vitri namazı hanefide vacip olduğu için onunla beraber yirmi rekat. Kitaplarda buyuruyor ki bu on yedi rekatı namazı vaktinde eda etmek farz vakti çıktıktan sonra kaza etmek de farz. Başka bir şey bunun yerine geçmiyor. Ya bırak onu. Mesela menakıb-ı çihariyari gözünde Şevai dün büvette de geçiyor. Menakıb-ı çihariyari gözünde eshab-ı kiramdan bizzat iftah tekbirine yetişemiyor. Diyor ki işte bir köle azat ettim. Şu kadar sadaka verdim. Acaba diyor affoldum mu? Ya onun derecesine kavuştum mu? İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh teşrif ediyor anda. Sen söyle bakalım bu tek tekbirin faziletini. O bir başlıyor şu kadar şey versem gene de yetişemem. Hazreti Ömer geliyor şu kadar şey versem ve yetişemem. Hazreti Osman şu kadar dağıtsam yetişemem. Hazreti Ali geliyor şu kadar harbessem bu kadar aynı şekilde cihad etsem gene onun sevabına yetişemem. Onu şef <laughs> ya, yaptığı şey yaptıkları aynı şekilde şeyler onlar onun yerini tutmaz. Vaktinde bunları eda etmek farz. Vaktinden sonra da kaza etmek farz. Ee, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri kaza namazı borcu olanların beş vakit namazın sünnetleri evvabin, duha, teravih ee, teheccüd bunları kılması, bunlarla meşgul olması haramdır, günahtır buyuruyor. Üçü. Daha sonra Hanifi alimleri de Hanifi mezhebinde de kabul olmaz bunun namazları. E peki ne yapacak? Bu kimsenin Uyumak, yemek, içmek ve çalışıyorsa çoluğun çoluğun nafakasını teminin dışında kalan zamanlarda durmadan kaza kılması lazım. Hatta bu kimse nafile ibadetleri yaparken o nafilelerde de kazaya niyet etmesi lazım. Bunun için beş vakit namazının sünnetlerinden, sabah namazının sünneti hariç, öğlenin ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin farzı, son sünnetine ilk kazaya kalan sabahın farzı, ikindinin sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetine ilk kazaya kalan akşamın farzı üç rekat olarak... Yasını ilk sünnetine ilk kazaya kalan yasının farzı, yasının son sünnetine de Hanefi mezhebinde vitir vacip vaktinde eda etmek vacip olduğu gibi kaza etmek de vacip olduğu için yatsının son sünnetine ilk kaza kalan vitir namazı deyip üç rekat vitir gibi kılmalı. on sonra vaktin vitirini kılmalı. Arkasına birer günlük veya ikişer günlük daha ilave etmeli. Her gün bu şekilde bir günlük en azından iki günlük, üç günlük kaza namazı kılmak suretiyle bir an önce bu borçtan kurtulacak. Kaza etti kurtuldu mu? Hayır. Ayrıca oturup tövbe istiğfar edecek. Vaktinde kılmadığı için. Yoksa e, bir namaz vaktini e, vaktinde kılamadıysa Geciktirdikçe günahı artar buyuruluyor. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki... ...dünyada bunlar halledilmezse ahirette buna verilecek cezayı takat getirmek mümkün değil. Takat getirmek mümkün değil. Mümkün değil. Allah Teala muhafaza buyursun. <laughs> Özür dilerim. Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı dedi ki hani dedi... E, ...Hazreti Cüleyhan teklifini kabul etseydin. Ne çıkardı? Burada on iki sene hapishanede kaldım. Orada ne kadar kalacağım cehennemde bilemem gider. Bin sene mi on bin sene mi ne kadar kalacağım. Orada takat getirilmez. Ya öyle düşünseysen günaha elini uzatır mı? Namazı vaktinden sonraya bırakır mı? Vaktinden sonraya bıraktı hemen kaza etmekte acele etmez mi? Oruç da öyle. Zekat da öyle. Kurban borcu da öyle. Ha bu borçları bitirdikten sonra istediğin kadar nafile namaz kıl, istediğin kadar nafile oruç tut, istediğin kadar sadaka ver. Ama yarın ahirette bize ne kadar nafile kıldın diye sormayacaklar. Ama bu beş vakit namazın farzlarını vaktinde kıldın mı, kılamadıysan kaza ettin mi diye soracaklar. Efendim işte piyasada diyorlar ki, ya piyasada ne demiyor ki? Piyasadakiler aslında ya dini terk et diyorlar. İstediğin gibi yaşa diyorlar. Hiçbir şey bağlanma, takılma. Firi yaşa. Sonra tabii firi yaşayınca bir gün melekler tutacaklar... toprağın altına çekiverecekler. Arkadaş orada firi yaşadın da <laughs> gel bakalım biz seni firi firi. <gülüyor> <gülüyor> orada firi firi öttürürler Hadi adamı. Öttürelim. Evet, öttürürler adamı, tabii. <laughs> orada tabii. Orada öttürler. Paşa gönlü bilir herkesin. Efem son dinleyicimiz ee tuhafiye dükkan, dükkanımız var dedi. İki dedi kardeş biz çarptırıyoruz de, çalışıyoruz dedi. Ee, ikimiz i̇kimiz dedi hani hissemize düşen zekatını veriyoruz. Ee, tamam kendi hisselerine hesap ediyorlar. Güzel doğru. Fakat e, dinleyicimiz dedi ki biz de dersen Ramazan şerti veriyoruz. Eksik mi fazla mı falan. Hayır değil. Zaten emir şeye göre. Kameri takvime göre. Bir de kameri takvim... E, 365 gün değil 355 gün ya da 354 gün. Dolayısıyla kameri takvime göre zekatın zekat tarihi belirlenmeli, o tarihlerde vermeli. Kurban haç... kameri takvimde şey de öyle. Oruç da öyle. Kameri takvimde emredilmiş. Miladi takvimde emredilen herhangi mübarek bir gün yok. Bu kutlu doğum diyorlardı. Bir tane bana mail geldi. Mardin Mardin'de bir tarafta gene aynı şekilde kutlu doğumu kutlamak için falan böyle şey yapıyorlarmış. İnat ediyor bazıları inat ediyorlar bazıları. Nisan ayında bir sürü gümbürtü kopartıyorlar diye. Bir sürü gümbürtü kopartıyorlar. Kutlu doğum haftası diye. Ha, kutlu doğum haftası diye. Neyse ki e, yani e, o defoldu gitti o belada öylece. Allah Teala diğer mezhepsizlerin zındıkların şerlerinden de bu milleti muhafaza eylesin. Ama biz ehli sünnet alimlerin kitaplarını ne kadar çok yayar, ne kadar çok okur ve onlara itibar edersek Allah Teala da bunların hiçbirisine fırsat vermez. Bunlar da defolu gider. Böyleleri. Hocam zaman zaman bahsediyorsunuz ya kısaca şunu sormak istiyorum. Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha validemiz arasında geçen hadiseler var. Bunu mesela bu da yaşanmamış birilerinin uydurduğu hikayedir diyenler de var. edebi eserler falan var. Mesela eski divan şairlerinin de bazıları Yusuf Züleyha diye eserler kaleme almışlar. Belki oradan ee, öyle söylüyorlar. Onların da ilave ettiği şeyler olabilir. Ee, roman hikaye çevir şekline çevirince çevir ilave olabilir. Evet, ilave olabilir. Bizim için kaynak değil onlar. Evet. Ama bu olaylar yaşanmış. Yaşanmış. Evet. Yaşanmış. Yani bu, birinin uydurduğu veya işte bir masal, hikaye ne bileyim, efsane değil yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Gömlek arkadan yırtılmışsa diyor. Açıkça ya. Neresini inkar edeceksin? Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılması ve Yusuf Aleyhisselam'ın Hazreti Züleyha tarafından davet edilip aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam onayı terk edince arkadan tutup aynı asıldığı zaman gömleğinin yırtılması hani şey yapıyor diyor ki benim diyor burada şahidim yok. İşte hmm. o anda dedim ki gömlek arkadan yıkıldıysa suçlu Züleyha'dır. Hazreti Züleyha'dır. Önden yırtılsa suçlu Hazreti Yusuf'tur. Ya bakıyor ki gömlek arkadan yırtılmış. Bunlar kendine geçiyor bunlar. Uydurma değil. Ama bu hadiseler vuku bulurken de hemen bir günde bir saatte olmadı bunlar. Yıllar yıllar geçti. E tabii. ve sonra şeyh de anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar ellerini kestiler diye. O hadise de var. Haberleri olmadı diye. Güzelliği anlatılıyor Yusuf İslam'ın. Kadınlar ellerini kesti. Kadınlar e, parmaklarını kesti. Haber bir olmadı. Bir şey doğarken ellerini doğradılar. Ve bu e, Ayet-i kerimede de geçiyor. Yani bunun yalan olan tarafı, uydurma olan tarafı söz konusu. değil. Sonra kavuştular ama. Kavuştular. Allah Teala Hazreti Züleyha'yı Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'dan yaş itibariyle çok ileride. Yaş ileride çok ileride. Ki e, Yusuf Aleyhisselam zamandaki Firavun iman etti. Kutlara tapmıyordu. Hatta vahiy gelip onunla evlenmeyince o Firavun biraz tuhafına gitti. <laughs> Bununla mı evleneceksin dedi. Rabbim öyle emrediyor dedi. O anda tekrar vahiy geldi dua etti. Dua etti Allah'tan gençliğini verdi. Hazreti, Züleyha, Hazreti gençliğini Züleyha. verdi. Gözleri açıldı. Ee, ona e, ihsan etti. Peki Hazreti Züleyha'da, o yani Cenab-ı Hak yaratırken bir aşk. Aşk farklı bir şey. Sen bir bakın şimdiki piyasadaki ne Aşk ve hepsi hikaye onlar. Nefslerin peşindeler. Yalam olmuş diyorlar diye bir yazarın birisi aynı. Yalam evet. olmuş onlar. Öyle değil o. O aşk ilahi aşka döndü. Mesela sonra allah Teala'yı tanıyıp allah Teala'nın kendisine ondan ihsan ettiğini görünce Yusuf Aleyhisselam'a dönüp bakma dediler ki daha önce ben de Yusuf Aleyhisselam'a aşık değildim. Tapıyordum tapıyordum diyor. Yani aşktan öte bir şey. Ama, şimdi... Ama dedi e, Yusuf Aleyhisselam'ı yaratıp o güzelliği vereni tanıdım dedi. O kim bilir ne kadar güzel. <laughs> o güzelliği ona vereni tanıdım. Ona vereni tanıdım. Onun için dedi başımı kaldıramıyorum. Tabii o öyledir. Onun için evliyayken başını eğiyor kaldıramıyor ya. O da evliyaydı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biri. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum